başınızı ağrıtmak niyetinde değilim yüzbaşım. Sözümü kötüye de yormayın lütfen. Ama burada sıkıntıdan patlamak işten değil. Kendimi gerçekten yapayalnız hissediyorum. Bana bir arkadaş yollamanız mümkün değil mi? Kim olursa olsun, yeter ki biri gelsin. Emredersiniz yüzbaşım! Ya
göç değildir. Hep aynı lafları tekrarlar durum. Savaşta itaat ve el pompası şart. Ama misafir asla. Helal ol. Yüzbaşına bir çift lafım var. Bak görürsün nasıl yola gelecek. Ya savaşa tekrar başlamak zorunda kalırsak? Bunun beni yıldıracağını sanıyorsan aldanıyorsun oğlum. Ben bunun nicelerini gördüm. Atlıların katılmış olduğu bir savaş olsaydı yine neyse. Ama zamanlar değişti. Sen bunu kavrayamazsın oğlum. Buraya motosikletle geldik. Ağzını açan olmadı. Sizi belki daha kim sanmış olacaklar? Babana bağırma. Yine de tanklar ve şifler yüzünden güçlükle ilerledik. Hele karşımıza bir de top arabası çıkınca yolumuz bütün karıştı. Kör duyum olduk. Kıskanarak bağlandık kaldık. Hatırladın mı? Savaş günlerinde her şeyi hesaba katmalı. Öteden beri bilinen bir gerçek. Hadi artık. Yemeğe başlayabiliriz. Hakkın var. Kendimi masallarda çocukları yiyen o burdev kadar aç hissediyorum. Barut kokusundan olmalı. Örtüyü yere serip üzerinde yiyelim. Sofrayı tüfeğimle oturabilir miyim anneciğim? Hayır! Bırak onu! Evde tüfek yemek demek terbiyesizlik sayılır. Hem bir domuz yavrusu kadar pissin. Bu hale nasıl düştün oğlum? Göz hareketine seni! Yerlerde sürünmekten oldu. Ya kulakları? Daha bu sabah yıkadım anneciğim. Ah neyse bu da geçer çocuğum. Dişlerin ne alemde? Bak bunu beğendim. Dişleri itinayla bulmuş yavrusuna çatlıyor. Kimin dili varır? Tertemiz işte ona sarıl bakayım. Şunu iyi bilmeni isterim oğlum. Hayatta affedemeyeceğim tek şey savaş ömür sürerek yıkanmayı ihmal etmektir. Evet anneciğim. Peki oğlum. Nişancılığını iyi gösterebildin mi bari? Ne zaman? Şu anda canım. Nerede? Bugünlerde tabii madem ki savaştayız. Bebek nişancılık gösterdim sayılmaz. Daha doğrusu çoğu zaman karavaraydı. Peki. Düşmanın atlarını mı yoksa askerlerini mi daha çok geri serdin? Hayır, atları değil, artık at yok ki. Askerleri şu halde. Bu olabilir. Olabilir ne demek? Emin değil misin? Ya hani nişan olmadan ateş ederim demek istiyorum. Tetiği çektikten sonra da tüfeğime hedef olacak adam için. Kutsal medar duasını okumakla yetinirim. Çok daha cesur olman gerek. Baban örnek alsana. Gramofona bir plak koyalım mı? Oley! Gerçekten mükemmel. Güzel. Şimdi de sıra ayaklara geldi.
Ayakları mı? Şu halde işimiz var desene. Yoksa size savaşla ilgili konulardan bahsettiler mi? Bahsettiler! Yere kadar oturmak zahmet. Nezaket ve lütufkarlığında bulunmanızı rica edebilir miyim? Kabul. Ama canım acıtmamak şartıyla. Gördün mü? Nasıl da seni avcuna almak istiyor. Hayır! Canınızı acıtmak niyetinde değilim. Buyurun. Böyle gerçekten harika. Babacım! Babacım Esin'le birlikte şöylece bir fotoğrafımızı çekebilseydin ne iyi olurdu. O boylu boyunca yerde uzanmış, ben de bir ayağım karnına dayalı olarak bir fotoğraf. Ne dersin? Bak bu fikri beğendim işte. Gerçekten çok havalı bir resim olabilir. Ya hayır, ben bu işte yokum. Bir defa da evet diyeyim canım. Bu kadar dik kafalı olmayan ne lüzum var? Hayır, hayır, hayır. Bir defa hayır denir mi? Bu hayır demektir. Küçücük bir resim bu. Bize ne zarar yapabilir? Ama bizce önemi büyük. Yemek odamızın duvarına kocamın 13 yıl önce kazandığı çamur taram. Kendisini yanlaştırabiliriz. Boşuna uğraşmayın, beni kandıramazsınız. Ama neden kabul etmek istemiyorsunuz? Nişanlıyım da onunla. Eğer bir gün bu resim kızın eline geçecek olursa... Haklı olarak bana kötü savaşçı damgası vuracaktır. Niçin böyle düşünüyorsunuz? Nişanlınız sorarsa bunun kendiniz olmayıp bir panter olduğunu söyler, işi kesip atarsınız. Artık evet diyeyim. Öf ya! Öyle olsun. Ama bunu neşenizi bozmamak için kabul ettiğimi bilin. Hemen şuramı düzenleyelim. Onun şurasını. Tabii hemen. Yere boylu boyunca uzanın. Şimdi de sıra ayaklara geldi. Ya! Yetinirim. Olmaz! Selam sana Meryem Hanım'a.
okuyacağınızı sanmıştım. Hayır! Selam sana Meryem'e tercih ederim. Çünkü o çok daha kısa. Çok daha cesur olmak gerek dostlar. Sizi çözmemizi ister misiniz? Hayır, böyle değil. Lütfen bize cilve yapmaya başlayın. Çözmemizi istiyorsanız çekinmeden söyleyin. Çözün öyleyse hayatlarımı. Ama bunu neşenizi bozmamak için kabul ettiğimi de bilin. Çöz Zapo. Nasıl? Şimdi daha iyi değil mi? Evet, böyle daha iyi. Ama sizi rahatsız ettiğim için gerçekten çok üzgünüm. Rahatsızlık ne kelime? Kendinizi aileden sayın. Ellerinizle çözmemizi istiyorsanız çekinmeden sayın. Hayır, ellerim kalsın. Nezaketinizi kötüye kullanmak istemem. Yok aslanım, bu düşüncenin yersiz olduğunu sana daha önce de söyledim ya. Tamam, çözün öyleyse ellerim. Ama sadece yemek süresi diyor. Çünkü atandan ona parmağımızı uzattık, kolumuzu çekip aldık dedirtmek istemem. Çöz küçük ellerini. Saygıdeğer esirimiz çok cana yakın. Bu hep birlikte iyi bir gün geçireceğimizi gösterir. Hayır! Signora, lütfen bana saygı değerlidir demeyin.